أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına, kıyamete kadar gelecek mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hassaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli abilerimin ve kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki günahlarınız affedilsin. Buraya gelirken aldığınız her nefes adedince Allah katındaki izzet ve şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Allah azza ve celle bir kulu sevdiği zaman Cebrail'e ben filanı seviyorum, sen de onu sev diye emreder. Cebrail de o kulu sever, sonra sema ehline yönelip Allah azza ve celle filanı seviyor, siz de onu sevin diye hitap eder. Göktekiler de onu sevmeye başlarlar. Sonra da yer ehlinin gönlünde o kimseye karşı bir sevgi uyanır buyurdu Peygamber aleyhissalatu vesselam. Bu hadis-i şerif muttefakun aleyh, sahih oğlu sahih, Buhari ve Müslim'de geçen bir hadistir. Müslim'de bu hadisin bir devamı söz konusu. Özellikle alemlerin Rabbi olan Allah subhanahu ve teala'dan asla böyle bir şeyle karşı karşıya kalmamak için duacı olacağımız sözler Nebi Aleyhisselam'ın dudaklarından dökülüyor. Diyor ki Allah bir kula buğz ettiği zaman, ona gadaplandığı zaman, onu düşman edindiği zaman, onu sevmediği zaman Cebrail'e ben falanca kimseyi sevmiyorum, sen de sevme diye emirde buyurur. Allahu Ekber. Allah böyle bir akıbetten bizi muhafaza buyursun. Hadisin ilk kısmını okurken insanın gönlü hoş oluyor. Kalbi sürur oluyor. Diyorsun ki acaba semada alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle beni kendi ismimle zikreder mi, anar mı diye duada bulunuyorsun da vallahi hadisin bu kısmına geldiğinde yukarıdaki sözleri unutuyorsun. Allah sema ehline ben falancayı sevmiyorum, siz de sevmeyin diye buyurursa o gün bittiğimiz, yok olduğumuz bir gündür. Kardeşlerim Allah muhafaza. Cebrail aleyhisselam göktekilere Allah azza ve celle falancayı sevmiyor, siz de sevmeyin diye hitapta buyurur. Daha sonra da yeryüzündeki kimselerin gönlünde o kişiye karşı bir kin ve nefret oluşur buyurdu Peygamber aleyhissalatu vesselam. Değerli kardeşlerim, Allah azza ve celle bir kulu, bir beşeri severse onu hem meleklere hem de insanlara sevdirir. Allah'ın sevmesi varken Adem oğlunun bütün varlığıyla beraber hepsi buğz etse ve düşmanlık beslese ne olur ki? Aziz ve celil olan Allah subhanahu ve teala bize muhabbet duyduktan sonra alem bir araya gelse bize düşman olsa ne yazar ki? Ama öyle değil aziz dostlar. Allah kuluna ikramda ve iltifatta bulunmak istiyor. Hem seviyor
hem de sevdiriyor. Bunu delillendiren ayet Meryem suresi 96. ayet. Allah Azza ve Celle buyuruyor ki iman edip salih amel işleyenlerin kalplerinde Rahman olan Allah bir sevgi yaratacaktır. Subhanallah. İman edip salih amel işleyenlerin kalplerinde Rahman olan Allah bir sevgi yaratacaktır. Nitekim Peygamber aleyhissalatu vesselam da İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir hadiste şöyle buyuruyor. Diyor ki Allah bir kulunu severse onu ballaştırır. Bazı hadisin tercümelerinde Allah bir kula hayır murad ederse onu ballaştırır diyor. Sahabi şaşırıyor. Diyor ki ya Resulallah onu ballaştırmak ne demek? Bizim nazarımızda zira ballaşmak hayır ve şer olan bütün işlerin lehimize dönmesidir. Yani kumar oynasa adamın kazanması ballılığının ifadesidir. Ticaret yapsa, kar elde etse ballılığın ifadesidir. İnsanların nazarında böyleyken nübüvvetin lügatında acaba bu ballaşmak ne demek? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ölmeden önce ona güzel işler yaptırır Allah Azza ve Celle. Bundan dolayı da komşusu ve etrafındaki insanlar onu sever ve bu hal üzere ölür. Allahu Ekber. O zaman kardeşlerim, Allah Azza ve Celle'nin bir kulu sevmesinin alameti neymiş? Meleklerin ve insanların onu sevmesi. İkincisi de hayır işlemenin yollarının kolaylaşmasıdır. Aklınıza ne geliyorsa gelsin. Salih amelin hangisine dokunursanız dokunun, Allah bir kulunu sevdiği an o işleri ona kolaylaştıracaktır. Peki sevmemesinin alameti nedir sizce? Allah Azza ve Celle'nin kuluna buğz ettiğinin alameti nedir sizce? Ne demiş hadiste? İnsanların ona kin ve nefret duyması, selefin sözünde de şöyle bir şey geçiyor. Allah'ın onu malayani boş işlerle oyalaması. Subhanallah. Eğer bugün bir adam veya bir kadın, mümin erkek veya mümin bir kadın kendisini ilgilendirmeyen işlerle uğraşıyorsa, sabahtan akşama kadar sosyal medyanın dehlizlerinde kulaç atıyorsa, fahşanın ve haramların içerisinde nefes alıyorsa, bilin ki Allah Subhanahu ve Teala o kuluna buğz etmiştir demişler alimler. Cenab-ı Allah bizi böyle bir durumdan muhafaza buyursun. Allah Azza ve Celle bizi sevdiği kullarının arasına alsın. Hazreti Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor. Diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam bir ordu gönderdi. Ordunun kumandanı mücahitlere namaz kıldıracağı zaman ikinci rekatta Zamm-ı sureden sonra İhlas suresini okurmuş. Fatiha, Zamm-ı sure, hemen arkasından tekrar bir Zamm-ı sure olarak Kul huvallahu ehad diye bilinen İhlas suresini okurmuş. Mücahitler durumu Peygamber aleyhissalatu vesselama bildiriyorlar. Yani ya Resulallah biz sende böyle bir alamet ve iş görmedik. Senin başımıza emir olarak, komutan olarak koyduğun kardeşimiz de bunu uygulamakta deyince Allah Resulü aleyhisselam diyor ki sorun bakalım kardeşiniz bu işi neden yapıyor? Yani tabir yerindeyse yargısız infaz yapmayalım, bunun sebebini öğrenelim. Komutan ne diyor? Diyor ki orada Rahman olan Allah kendini vasfediyor. Değil mi? Allah Azza ve Celle kısa bir surenin içerisinde tevhid akidesini böyle tane tane işliyor. Allah ehattır diyor. Allah tektir diyor. Allah samettir. Allah doğmamıştır. Allah doğurmamıştır. Hiçbir şey Allah'a denk değildir. Ayetlerini diyor ben okumasını diyor çok seviyorum. Sırf Rahman kendini burada anlattığından dolayı. Peygamber aleyhisselam dedi ki
gidin o şahsa müjde verin, Allah da kendisini sevmektedir. Allahu Ekber. Allah Azza ve Celle inşallah kendisini seveceğimiz, kendisinin de bizi seveceği işleri ve amelleri üzerimize artırsın. İnşallah bu akşam özellikle sema ehlinin kendisini çok sevdiği, bakın sema ehlinin kendisini çok sevdiği bir sahabiyi inşallah gündemimize alacağız. O da kim? Sad bin Muaz radıyallahu an. Bakın dedik ya, özellikle sema ehlinin yani meleklerin kendisini çok sevdiği bir zattan bahsedeceğiz. Bundan dolayı da Sad'ın hayatını ölümünden itibaren alacağız. Ki alemlerin Rabbi olan Allah'ın ona duyduğu muhabbeti ishar edebilelim. Bir gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam geldi. Dedi ki bu gece senin ümmetinden vefat eden kişi kimdir? İbn-i Sad'ın tabakatında geçen bir hadis. Bu gece senin ümmetinden vefat eden kişi kimdir? Aslında bu cevabı kendisinden beklenilen bir soru değildi. Cibril devam etti. Onun diyor ölümüyle, onun ölümüyle bütün sema ehli birbirini müjdelediler. Allahu Ekber. Ve onun vefatıyla arş sallandı. Allahu Ekber. Onun ölümüyle bütün sema ehli, bütün melekler, alemlerin içerisinde ne kadar Allah'ın elçileri varsa birbirlerini müjdelediler ve diyor onun vefatıyla arş sallandı. Burada bir parantez açacağım. Alimler demişler ki arşın sallanmasının hikmeti nedir? Bir, demişler ki arş gerçekten sallandı. O ölümden sonra gerçekten sallandı. İki, buradaki arşın sallanmasından maksat arşın bir insan gibi Sad'ın ölümüne muhabbet duyması ve sevinmesidir. Allahu Ekber. Sonra Peygamber aleyhissalatu vesselam ona döndü dedi ki ben bilmiyorum. Ancak dün gece Sad bin Muaz ağır bir rahatsızlık geçirdi. Döndü ona dedi ki acaba sen Sad'dan mı bahsediyorsun? Cebrail aleyhisselam dedi ki evet, Sad bin Muaz vefat etti. Şu an dedi onun cenazesini mahallesine doğru götürüyorlar deyince aziz dostlarım ne olur? Şu an bulaşıklarını yıkayan bir anneyi düşünün. Eli hamurda olup da evlatlarına yiyecek hazırlayan bir anneyi düşünün. Elinde çekiciyle, tornavidasıyla rızkını temin eden bir babayı düşünün. Evladının ölüm haberini alıp da falanca hastanede, morgunda yer aldığı kendisine haberi ulaştığında o anne baba, o hastaneye, o morga, o olay mahalline nasıl koşacaksa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle koşmuştur. Öyle bir koşuyor ki Allah Resulü aleyhisselam cübbesini havaya kaldırıyor, sahabi kendisine yetişemiyor. Kimisinin üzerindeki aba düşüyor. Kimisinin terlikleri çıkıyor ayaklarından. Ya Resulallah, koşmandaki hikmeti bize haber ver. Neden dolayı koşuyorsun? Vallahi de bizi yordun ya Resulallah demek zorunda kalıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir taraftan hızlı hızlı hareket ederken diğer taraftan da kardeşlerine cevabı yetiştiriyor. Diyor ki Cebrail bana şimdi Sad'ın vefat ettiğinin haberini verdi. Sad bin Muaz radıyallahu an vefat etmiştir. Ve şu an itibariyle gök ehli, sema ehli bölük bölük, kıta kıta, topluluk topluluk yeryüzüne diyor intikal ediyorlar. Şimdi ne olur şu sözlerin altını kalın bir şekilde çizelim ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın tedirginliğine kulak verelim. Döndü dedi ki eğer onlar kim? Sema ehli bizden önce Sad'ın cenazesine diyor katılırlar ve onu diyor Hanzala'yı gibi yakarlarsa, Hanzala'yı yıkadıkları gibi yıkarlarsa vallahi diyor o ecirden ve sevaptan mahrum kalırız. Subhanallah. Hanzala radıyallahu anh gibi
bir olayın tekrar başına gelmesini istemiyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Uhud'da böyle bir olay yaşandı. Allah Resulü'nün ordusu sabah namazından sonra cihad etmek için intikal edince Hanzala radıyallahu an bir gün öncesinde Abdullah İbni Selül'ün kızı Cemile ile evlenmişti. Zifaf gecesini yaşadı. Sırf mücahitlerden geri kalmamak için cünüp bir şekilde evinden çıktı. Şehitlerin arasında baktılar Hanzala var, yüzünden sular damlıyor. Dediler ki ya Resulallah, Hanzala'da bir gariplik var. Sanki biri almış da onun suratını yıkamış, onun üzerine su serpmiş. Bunun hikmeti nedir deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sema ehli, yani melekler kardeşiniz Hanzala'ya dedi guslettirdiler, onu yıkadılar. Allahu ekber. Koşun dedi Allah Resulü aleyhisselam. O ecri ve sevabı sema ehlinin elinden almak için dedi koşun. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam cenaze yerine geldiğinde bu sefer bir sakinlik geliyor, bir dinginlik geliyor. Bu sefer hareketleri yavaşlamaya başlıyor. Diyor ki sahabi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olay yerine geldiğinde Sad'ı diyor güzel bir şekilde diyor böyle bir beze sarmışlar. Ancak odanın içerisinde, ne olur dikkat buyurun, hiç kimse olmamasına rağmen Peygamber aleyhisselam sanki içeride birileri var da onları rahatsız ederim endişesiyle hareket ediyor. Sanki birilerinin üstüne basmamak için, birilerini incitmemek için, birilerini kenara itmemek için hareket eder gibi hareket edince sahabe bu kardeşim bir kamera gibi onu gözlemliyorlar. Ya Resulallah, az önce koşarcasına bir annenin evladının ölüm haberini alan edasıyla koşarcasına geldin. Şimdi bu sakinliğin ve yavaşlığın sebebi nedir? Deyince Peygamber aleyhissalatu vesselam onlara yöneldi. Dedi ki odanın içerisi tıka basa dedi meleklerle dolu dedi. Allahu Ekber. Odanın içerisi tıka basa dedi meleklerle dolu. Ben dedi oturacak bir yer bulamıyorum. O sıra bir melek başka bir rivayette kanatlarını kendine doğru çekiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme oturacak bir yer ayırıyor. Allahu Ekber. Sema ehli böyle sevmiş. Sonra diyorlar ki Sad'ın annesi bu manzaralara şahit olunca tabir yerindeyse yüreğindeki acı diline vuruyor. İnsanları ağlatacak ve hüzne sokacak şiirler söylemeye başlıyor. Bazı sahabiler kendisini kınarcasına sen Sad için böyle şiirler mi okuyorsun deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara yöneldi. Sad'ın anası dışında ağlayanların ağlaması dedi yalandır. Allahu ekber. Hani derler ya ağlarsa anan ağlar, gerisi yalan ağlar. Ey genç kardeşlerim, ey şu meclisin içerisinde annesiyle küs olduğu halde gülen kardeşlerim. Ne olur bilin ki Allah sizi muhafaza buyursun. Eğer başınıza bir hal gelse, sizi üzecek bir hadiseyle karşılaşırsanız, sizin cenazeniz evinize taşınırsa, sizin meclisiniz içerisinde ağlayanların en samimi ve içten olanı annenizdir, bunu bilin. Gözyaşları en kıymetli olan annenizdir, vallahi bunu bilin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hakikati anlattı. Dedi ki Sad'ın anası dışında ağlayanların ağlaması yalandır dedi. Subhanallah. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem annesine doğru yanaştı. Dedi ki Sad için döktüğün gözyaşları sana dindirecek, hüznünü diyor giderecek bir haberi vereyim mi? Sizce ne haberi olabilir? Allah Resulü aleyhisselam. Sana diyor akıttığın gözyaşlarını diyor durdurtacak, dindirecek, kalbindeki diyor hüznü, üzüntüyü giderecek diyor bir haber vereyim mi? Ver tabii ya Resulallah. Ver. Sen Allah'ın elçisisin. Keşke aramızda olsan da biz böyle bir iltifata ve ikrama mazhar olabilsek. Keşke senin yanında olabilseydik de böyle bir güzellikle biz karşı karşıya kalabilseydik. Annesine yöneldi, dedi ki Allah Azza ve Celle'nin kulları içerisinde İlk gülümseyeceği kişi senin oğlun dedi Sad olacaktır. Allahu Ekber.
Allah kıyamet günü Adem oğlunu bir araya getirdiğinde kulların içerisinde ilk gülümseyeceği, ona tebessüm edeceği kişi senin oğlun dedi Sad'dır ve dedi senin oğlunun vefatıyla arş sallanmıştır dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Daha sonra cenaze kardeşler yıkanıyor. Sad bin Muaz'ın naaşı omuzlara alındığında sahabe arasında bir konuşmalar başlıyor. Hasan-ı Basri rahimeullah diyor ki normalde Sad bin Muaz böyle iri cüsseli bir adamdı. Güçlü bir adamdı. Heybetli bir adamdı. Bilirsiniz kardeşler bir kimse öldüğü zaman eğer böyle iri cüsseli biri ise ağırlığı daha fazla artmaktadır. Ama tam tersi Sad'ın ağırlığı sanki azaldı, hafiflemişti. Müminler bu hale sevinerek şaşırırlarken bakın dikkat edin münafıklar arasında şöyle bir konuşma hasıl oldu. Gördünüz mü? Bu konuyu özellikle şimdi ileride açacağım. Gördünüz mü? Sad Beni Kureyza ile alakalı bir hüküm verdi de Allah onun naaşını bu hale getirdi. Vallahi Allah bizi nifaktan korusun kardeşler. Allah bizi münafıklıktan muhafaza buyursun. 7 kat göğün, 7 kat yerin, cehennemin altında yanmalarının en büyük illeti ve sebebi Allah'a ve Resulüne duydukları düşmanlıktır. Düşünebiliyor musunuz? Ki açtığımda daha net göreceksiniz. Sad'ı küçümsercesine bunun naaşı neden hafifledi biliyor musunuz? Kureyza oğulları ile alakalı verdiği hükümden dolayı. İleride açacağım. Allah Resulü Aleyhisselam artık dayanamıyor. Onlara doğru dönüyor Yusuf kardeş. Diyor ki öyle değil diyor. Vallahi de şu an diyor Sad bin Muaz'ın diyor naaşını yeryüzüne ilk defa inen 70 bin melek diyor taşıyor. Allahu Ekber. 70 bin melek. Rivayetlerde yeryüzüne ilk defa inen kişiler olarak bahsediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Daha sonra defin işleri başlıyor kardeşler. Kabir kazıldığı sırada Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh diyor ki topraktan öyle bir güzel koku yayıldı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun sebebinin cennet kokuları olduğunu belirtti. Hatta bir tanesi dayanamıyor. Kabirden şöyle bir toprak parçası alıyor. Evine götürdüğünde, gittiğinde bir bakıyor ki miske dönüşüyor. Subhanallah. Miske dönüşüyor. Şimdi ne olur sohbetin en başına dönün. Allah bir kulu severse sema ehline, meleklere ve insanlara onu sevdirir. Ama şimdi kardeşler, şimdi ne olur sıkı durun. Allah'tan korkanların daha fazla korkması gerektiğini Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhumanın rivayet ettiği hadis-i şerif ortaya koyacak. Kabirden ürkenlerin, kabir azabından endişe duyanların, ölümden korkanların daha fazla korkmaları gerektiğini ortaya koyan Abdullah İbni Ömer'in şu sözlerine kulak verin. Nebi Aleyhisselam dedi ki, ölümünden dolayı arşın titrediği, kendisi için göğün kapılarının açıldığı, daha önce bir kimse için yeryüzüne inmemiş 70 bin meleğin indiği Salih kardeşinizi diyor kabir sıktı, daha sonra diyor onu diyor serbest bıraktı. Allahu Ekber. Kabir diyor onu sıktı ve diyor daha sonra serbest bıraktı. Tam defin işlemleri yapıldığı sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem baktı Sad bin Muaz'ı kabre koydular. Bir anda çehresi değişti. Bakışları değişti. Sahabe bunu kaçırmıyor Müslümanlar. Allah Resulü'nü takip ediyorlar. Peygamber aleyhisselam hiç adeti olmadığı bir sıra 3 defa Subhanallah diyor. Baki mezarlığı çınlıyor. Bütün sahabe 3 defa Subhanallah diyor. Allah Resulü arkasından 3 defa Allahu Ekber diyor. Baki mezarlığı inliyor. Bütün sahabe Allahu Ekber nidalarıyla kabri inletiyorlar.
Dönüyorlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, ya Resulallah, neden böyle yaptın? Neden sen endişeliydin? Neden böyle zikrettin? Neden tesbih ettin? Neden tekbir getirdin? Allah Resulü döndü, dedi ki kabir arkadaşınızı diyor sıkıştırdı. Şayet kabrin sıkıştırmasından bir kimse emniyet içerisinde olsaydı, vallahi diyor kardeşiniz sad olurdu diyor. Allahu ekber. Şimdi ey Müslümanlar, Allah Subhanahu ve Taala'nın seni ve beni sevdiğini veya sevmediğini bilmediğimiz halde şu an müminlerin kalbinde bir sevgimiz mi var, nefretimiz mi var? Sema ehli tarafından seviliyor muyuz yoksa düşmanlık mı besleniyoruz? Bunun haberi bize gelmediği halde şimdi soruyorum size, acaba kabir bizi ne hale getirecek? Kabir üzerimize nasıl kapaklanacak? Kabir nasıl bizi sıkacak? Eğer sadı kabir sıkıp da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çehresini değiştirdiyse, sad gibi bir adam için Nebi aleyhisselam 3 defa Subhanallah, 3 defa Allahu Ekber dediyse, senin ve benim gibi günahkar, günahların ve haramların içerisine boğulmuş bir Müslümanın kabirdeki akıbeti sizce nasıl olacaktır? Allah azze ve celle bizi kabrin azabından muhafaza buyursun. Kabrin fitnesinden muhafaza buyursun. Bakın değerli alimlerimiz demişler ki, vallahi de bir mümin cennete girip de Allah'la karşılaşmadığı müddetçe sürekli sıkıntı halinde olacaktır. Elhamdülillah şehit oldu, kabrine defnettik, bu dünya hayatından kurtuldu. Dertten, tasadan, kaygıdan, kederden, öfkeden, gadaptan, düşmanlıktan, vallahi değil kardeşler. Neyi var? Kabrin fitnesi var. Tekrar dirilişin fitnesi var. Çırılçıplak, yalın ayak korkular içerisinde hesaba yürümek var. Terazi sağa mı vuracak, sola mı vuracak endişesi var. Sırattan geçerken cehenneme mi yuvarlanacağız yoksa cennetin kulpuna mı yapışacağız endişesi var. Cennetin kulpunu tutsak açılacak mı, suratımıza mı kapanacak korkusu varken. Ey aziz dostlarım, ey aziz dostlarım, kesinlikle bilin ki selefin dediği gibi bir kulun rahatlayacağı, huzur bulacağı tek yer ve an cennetlerin içerisinde Allah'la karşılaşacağı andır. Allah Azze ve Celle tez zamanda kendisiyle kavuşacağımız bir günü ve anı bize yaşatsın. İhtişamlı cennetin nimetlerin içerisinde Allah'ın cemalini görmeyi Allah hem şu mescittekilere hem şu mescit içerisinde onları sevenlere nasip ve müyesser eylesin inşallah. Şimdi bakın, Allah Azze ve Celle Sad bin Muaz'ı sevdi, onun meleklere ve insanlara sevdirdi. Ölümüne melekler sevinirken kendilerine yaklaştığından dolayı hoşnutluk duydular. İnsanlar onu sevdi, ölümüne üzülmeye başladılar. Zira kendisinden ayrıldığından dolayı Hazreti Ayşe radıyallahu anha der ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an, Ömer Faruk radıyallahu anten sonra en zor ve güç ölüm haberi Sad bin Muaz radıyallahu anh'ın ölüm haberi olmuştur. Kim için kardeşlerim? Mümin erkek ve mümin kadınlar için. Allah Azze ve Celle bizlerin de ölümünü güzelleştirsin. Peki Sad'ı, Sad bin Muaz'ı, alemlerin Rabbi olan Allah katında bu derece değerli kılan, Allah'a sevdiren, Allah'ın da sema ehline sevdirdiği, insanlara sevdirdiği nasıl bir takım huyları ve davranışları vardı dersek, onun hayatını İslam tarihinin sayfalarında gezinirken baktığımızda üç duruşuyla görüyoruz. İstikametiyle, üç istikametiyle görüyoruz. Özet, muhtasar bir şekilde inşallah onları geçeceğim ve ondan sonra programı nihayete erdireceğim. Peki bunlardan biri nedir? Birincisi, iman ettikten sonra kavminin karşısındaki duruşu. İman ediş safhasına değinmeyeceğim. Bunu özel bir ders olarak diğer sahabelerde yapacağız inşallah. Sad bin Muaz, Evs kabilesinin lideri.
Abdüleşhel oğullarının efendisi. İman edip La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünü söyledikten sonra kavminin karşısına çıkıyor. Diyor ki beni nasıl bilirsiniz? Diyorlar ki seni içimizdeki en iyimiz olarak biliriz. Peki ben sizin için bir şey söylesem bana güvenir misiniz? Dediler ki evet güveniriz. O zaman bilin ki ben Musab bin Umeyr radıyallahu anh'ın getirmiş olduklarına iman ettim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünü söyleyerek Müslüman oldum. Bunu bilin. Şimdi dedi bakın dikkat edin. Bu andan itibaren de sizin de Müslümanlardan olmanızı diyor istiyorum. Eğer iman etmezseniz, İslam'a teslim olmazsanız, Allah'ın kitabına ve Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetine yönelmezseniz, erkeğiniz ve kadınınızla birlikte hepinize dedi küserim, konuşmayı kendime haram kılarım dedi. Böyle dirayetli durunca, istikamet üzere durunca, Abdüleşhel oğulları başta olmak üzere bütün Evs kabilesi dediler ki biz de Musab'ın getirdiği dine teslim olduk. Biz de Müslüman olduk. Vallahi siyer kitaplarında geçiyor Müslümanlar. Diyorlar ki Medine'de Abdüleşhel oğullarının mahallesi bütünüyle ama kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla hepsinin iman ettiği tek mahalleydi. Bütün mahalleyi düşünün. Kadınıyla, erkeğiyle bütün fertleri iman etmişler. Ve vallahi de Sad bin Muaz'ın bu duruşundan sonra Allah Subhanahu ve Teala Medine'nin kapılarını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ve Müslümanlara açmıştır. Bu birinci duruş çok önemli kardeşler. Müslümanların davetinin Mekke'de daraldığı, Allah yolundaki gayretlerinin zayıfladığı bir anda Allah Sad bin Muaz'ın eliyle Medine'yi mümin erkek ve mümin kadınlar için geniş kıldı. Elhamdülillah. Bu Allah katındaki hayrının birinci alametinde. İkinci duruş ne kardeşler? İkinci duruşu da Bedir sabahında gösterdiği duruş ve tavırdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz mücahitleri kervanlara saldırmak için toparladı. Onlar da sadece yolculuk esnasında giymiş oldukları zırhları ve kılıçları aldılar. Yani basit şeylerle yola çıktılar. Tıpkı bizim pikniğe giderken üzerimize aldığımız basit alet ve edevatlar gibi. Ama Allah Azza ve Celle müşriklerle karşı karşıya savaşmayı murad edince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kul, bir insan olarak endişelendi. Neyden? Acaba sahabe nasıl bir tavır sergileyecek? Muhacirler Hazreti Ebubekir'i konuşmaya aldı. Peygamber Aleyhisselam'ın yüzü gülmeye başladı. Ömer bin Hattab radıyallahu anh konuştu. Allah Resulü daha çok gülmeye başladı. Miktad bin Amr'lar konuşmaya başladı. Peygamber Aleyhisselam'ın kalbine rahatlık ve huzur geldi. Ama halen şu soruyu soruyordu. Daha konuşacak olanınız yok mu? Sad bin Muaz zeki ve akıllı bir liderdi. Kavminin efendisi olmaya layık bir şahsiyetti. Dedi ki ya Resulallah sen eğer herhalde Ensar'ın tutumunu merak ediyorsun. Neden? Çünkü 300 kişilik mücahit grubunun büyük çoğunluğunu Ensar teşkil ediyordu. Ensar bir çekilirse muhacir yalnız kalacaktı. Ama vallahi de başta Ebubekir Sıddık olmak üzere bütün muhacir saçları adedince canları olsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uğruna feda etmeyi göze almışlardı. Bu konuda hiçbir tereddütleri yok, korkuları yok. Ama Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'ın duruşunu merak ediyordu. Ve beklediği cevap geldi. Sad bin Muaz dedi ki ya Resulallah biz sana iman ettik. Akabe gecesi sana beyat ettik. Canlarımızı feda etme konusunda, seni koruma konusunda, malını malımız bilme konusunda biz sana dedi beyat ettik. Şu Kızıldeniz'i bize işaret etsen, girmemizi istesen vallahi bütün fertlerimizle beraber o denize dedi dalarız. Sen dedi yürü, biz dedi seninle beraber yürüyeceğiz. Yürü, bizi dedi hayra yürü deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin
yüzünde büyük bir gülme meydana geldi ve Sad bin Muaz'ın bu duruşundan sonra Peygamber aleyhisselam ona dua etmeye başladı. Bu Allah katında onun güzelliğini gösteren ikinci duruş ve hayırdır kardeşler. Müslümanların geri vites yapmalarına bir kapı açıldığı esnada, şeytanın her taraftan onlara hücum ettiği bir sırada Ensar'ın özellikle tutumu çok merak ediliyordu peygamber tarafından. Onlar da duruşunu güzel sergilediler Sad bin Muaz'ın vesilesiyle. Şimdi üçüncü durum kardeşler. Üçüncü duruş nerede gerçekleşiyor? Bu da Hendek Harbi sırasında meydana geliyor. Biliyorsunuz Hendek Kur'an-ı Kerim'de Ahzab Savaşı olarak bahsedilir. Ahzab hiziplerin savaşı demek. Yani şöyle düşünün, Medine burası, şu kağıt parçası Medine. Medine'nin doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden herkes, Arap müşrikleri, Yahudiler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ve ümmetini Medine'nin içerisinde boğmak için her taraftan saldırıyorlar. Binlerce müşrik, binlerce Yahudi. Ondan dolayı hiziplerin savaşı deniyor buna. Ve o savaş esnasında kardeşler, çok ilginç bir hadise yaşanıyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam ile asla savaşmayacağını söyleyen ve bu konuda söz veren, ittifak eden Kureyza oğulları anlaşmalarını iptal ediyor. Sözlerini çiğniyorlar. Fırsat bugün ele geçmiştir, bir daha ele geçmez diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ve İslam ordusuna ihanet ediyorlar. Özellikle Kureyza oğulları Medine'nin içerisinde yer alan ve Peygamber aleyhisselamı en çok zor duruma sokacak olan bir hamledir. Ve maalesef Yahudiler dün peygamberden önceki peygamberlere yaptıkları, peygamberlerin ümmetlerine gösterdikleri ihanetin aynısını Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gösterdiler. Ve Sad bin Muaz radıyallahu an böyle bir savaş sırasında kol kısmından bir ok darbesi alıyor. Özellikle böyle ana damarlarından bir tanesi kopuyor. Kendisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Nebevisi'ne getirildiğinde özellikle şifa bulması noktasında, tedavi edilmesi noktasında o kadar ağır yaralanıyor ki alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye şöyle niyazda bulunuyor. Allah'ım, eğer Kureyş ile savaş devam edecekse beni bir müddet daha yaşat. Bakın dikkat edin. Eğer Kureyş ile savaş devam edecekse beni bir müddet daha yaşat. Zira senin elçini, senin peygamberini kavminden, topluluğundan dışarı çıkartıp da onlara eziyet eden müşriklerle savaşmak bana diyor her şeyden daha sevimli gelmekte. Allahu Ekber. Eğer diyor savaş bittiyse de beni diyor şehadete yaklaştır. Sonra duraksıyor. Aklına Kureyza oğullarının yaptığı ihanet geliyor. Diyor ki Allah'ım, duasının sonuna bunu ekliyor. Allah'ım, Kureyza oğulları hakkındaki hükmün gerçekleşene kadar beni yaşat, ondan sonra beni şehadete yaklaştır diye dua edince Hazreti Ayşe radıyallahu anha diyor ki bir anda diyor Sad bin Muaz'ın kolu diyor iyileşmeye başladı. Kan durdu. Hatta bazı rivayetlerde böyle yüzük kadar yarası küçülmeye başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hendek savaşı sonrası evine gidiyor. Gusledecek, temiz elbiseler giyinip mescidine gitmek için plan yaparken Cebrail aleyhisselam geliyor. Diyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, melekler silahlarını indirmediği halde diyor sen diyor savaşı bıraktın mı? Şu an diyor beni Kureyza'ya doğru diyor savaş aç. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tekrar orduyu toparlıyor. Orduyu bir araya getiriyor ve Kureyza oğullarının üzerine gidiyor. Tam 15 gün boyunca Yahudilerin kalesi abluka altına alınıyor. Hiç savaşılmıyor, ok atılmıyor, mızrak kullanılmıyor. Düşmanla karşı karşıya gelinilmiyor. Allah Resulü onları muhasara altına alıyor.
şunu çok iyi biliyor. Eğer dışarıdan yardım gelmezse, ekmek, su, yiyecek takviyesi yapılmazsa Kureyzoğulları kendi elleriyle teslim olacaklar. Bir koyunun sahibine, çobanla teslim olduğu gibi. Ve nitekim bu gerçekleşiyor. 15 gün sonra Yahudilerin önde gelenleri Peygamber aleyhisselama diyorlar ki biz Sad bin Muaz'ın hakemliğine teslim olacağız ve kalemizi size teslim edeceğiz. Ancak bizi Sad bin Muaz muhakeme etsin. Deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir bineye bindirilip Sad bin Muaz'ın getirilmesini emrediyor. Sad bin Muaz yolda gelirken arkadaşları kulağına sürekli fısıldıyor. Ey Sad! Bunların başına bir felaket geldi. Kureyza oğulları senin müttefikindi. Senin dostundu, arkadaşın da onlarla ticaret yaptın. Onlara yardımcı ol. Verdiğin hükümde dikkatli ol diye telkinlerde bulununca Sad bin Muaz dayanamıyor. Diyor ki vallahi bugün Allah'ın hükümleriyle hükmetme ve hiçbir kınayıcının kınamasından korkulmayacağı bir gündür. Yani ben Allah'ın kitabına, Nebi Aleyhisselam'ın sünnetine göre hüküm vereceğim. İsteyen beni kınasın, hiçbir kınayıcının kınasından korkmuyorum diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanına geldiğinde Allah Resulü Aleyhisselam ilk defa biri için şunu yapıyor. Diyor ki kalkın diyor, efendiniz için ayağa kalkın. Normalde sünnetimizde ne vardır? Allah Resulü'nün sünnetinde bir kimse için özellikle ayağa kalkılmaz. Eğer bir kimse başkaları tarafından ayağa kalkılmayı bekliyorsa onda kalbinde bir problem vardır. Bunlara dikkat edelim. Ancak Nebi Aleyhisselam dedi ki kalkın diyor, efendiniz geliyor. Sad bin Muaz gelince Yahudilere yöneliyor. Diyor ki siz diyor benim hükmümden razı mısınız? Diyorlar ki razıyız. Dost ya, arkadaş ya, kayıracak ya, bizde genellikle böyle olmuyor mu? Hemşeriysen sana ayrı bir muamele yapılmakta. Eğer telefonla geldiysen yemek ısmarlanmakta, çay ikram edilmekte. Eğer telefonsuz ve dayısız, isimsiz, kart vizitsiz geldiysen kapıdan geri gönderilmektesin ya bu dünyada. Onlarda da bu algı devam ediyor demek ki geçmiş yıllardan gelen. Diyorlar ki biz senin diyor hükmüne razıyız. Peki diyor, Allah'ın kitabıyla mı hükmedeyim yoksa diyor Tevrat'ın hükmüyle mi hükmedeyim? Diyorlar ki bizi Tevrat'ın hükmüyle hükmet. Olur diyor. Diyor ki sizin yapmış olduğunuz büyük ihanetin karşılığında Tevrat diyor ki kılıç tutan erkekleriniz öldürülecek, kadınlarınız ve çocuklarınız esir alınacak, mallarınız da el konulacak. Hükmü gördünüz mü? İnsanlar, Yahudiler özellikle belki Sad bin Muaz'ın yanındaki samimi içten yani art niyetle olmayan insanlar ne bekliyorlardı? Sad bin Muaz nasıl bir hüküm verdi? Allah Resulü Aleyhisselam ona döndü. Dedi ki Allahu Ekber ey Sad, 7 kat semanın üzerinde bulunan Allah'ın hükmüne uygun bir hüküm verdin dedi. Ve kardeşler hüküm gerçekleşti. Eli kılıç tutan erkekler öldürüldüler. Kadınlar ve çocuklar esir alındı. Mallar hiç savaşılmadığından dolayı Allah Resulüne verildi. Allah Resulü de onu müminler arasında taksim ettiler. İşte kardeşlerim bu 3 duruş, istikametini bozmayan 3 tavır Sad'ı Allah'a sevdirdi. Allah da Sad'ı sema ehline ve insanlara sevdirdi. Cenab-ı Allah sevgisini kazanmayı ve o sevgi sonucunda kendisine kavuşmayı hepimize nasip etsin. Geceniz ayır, akıbetiniz güzel, cennetiniz inşallah Firdevs-i Ala olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.